Hepinize günaydın. Günlerden salı, yeni bir güne günaydın diyelim. Canlar, evimize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler şükür Allah'a, çok şükür iyiyiz. Kalktık, Ali de işten geldi şimdi. Kahvaltı hazırlayacağım. Akşam çocuklar yatmadan önce masada bir şeyler yemişlerdi. Bizimkilerin her günkü huyudur. Akşam yatmadan önce mutlaka bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Acıkıyorlar yani. Böyle büyüme çağına geldiler mi? İlla bir gece yemeleri var çocukların. İlla bir gece yemeleri oluyor. Ben de artık bazen şey oluyorum. Yeter diyorum. Mutfak kapandı, dükkan kapandı diyorum ama dinleyen kim? İlla yiyorlar. Yani acıkıyorlar demek ki. Yapacak bir şey yok. Yesinler. Can boğazdan gelir demişler. Şuraya da bir şey dökülmüş. Şimdi makineye çamaşır hazırlayacağım. Çayı demledim. Daha doğrusu yani ben çayı koymuştum. Yatakları falan toplarken kaynamış. Ali demledi çayı. Kahvaltılıkları falan bir hazırlayayım. En azından Ali yumurtayı falan kavurana kadar ben de şey yaparım. Makineye çamaşır ayarlayayım. Çünkü çarşıya gideceğiz Ali ile. Bugün o yüzden biraz erken başladık güne de. Alper yok. Alper dün yengesiyle gitti. Dayısıyla gitti biliyorsunuz. Özledim oğluşumu şimdiden. Dur akşam mesaj atıyorum. Daha zaten gitti. Yarım saat sonra Alper'le biz mesajlaşmaya başladık. Oğlum iyi misin? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Falan. Onlar da oyuna dalmışlar. Benim mesajları hiç görmüyor. Yani dayımlara, dayısıyla gitmişler. Orada oyun oynamaya başlamışlar. Artık telefon oyunu mu? Başka okey falan o tarz oyunlar mı? Onu bilmiyorum da. Sonra bana döndü, anne oyun oynuyorduk dedi, görmedim mesajını falan. Oğlum dedim, ben seni çok özledim dedim, senin yerin ayrıymış burada. Yerin fark ediliyor, yokluğun fark ediliyor falan diye. Bir de Ali işe gidiyor ya, gece işe gittiği zaman sanki Alper bana bir dayanak gibi oluyor. Halbuki yani Alper şurada 1-2 senedir maşallah atıldı, gelişti, boyu uzadı, gelişti falan. Ben senelerdir zaten gece vardiyalarında ben hep yalnızım evimde. Küçücük küçücük çocuklarımla hep yalnız kaldım yani. Ama Alper artık son senelerde bana evin içinde bir arkadaş olmuş. Gerçekten öyle. En büyük çocuk genelde öyle oluyor galiba. Ama ben şöyle de düşünüyorum. Benim bütün çocuklarımla iletişimim çok güzel. Hepsi bana evin içinde bir arkadaş gibi. Gün içerisinde sürekli sohbetlerimiz vardır çocuklarımla. Alper'le ayrı, Aytuğ'la ayrı, Aylin'le, Yakup'la ayrı yani. Nilay daha küçük zaten. Ama hepsiyle ayrı ayrı sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz olur. Herkes o gün okulda ne yapmış onu anlatır. Mahallede ne duymuş onu anlatır. Böyle hepsi bana evin içinde bir arkadaş, bir yoldaş. İşte biri evde olmayınca dün mesela Alper'in olmaması böyle yani bayağı bir yokluğunu hissettim. Mesaj attım ben Alper. Ben çok iyi ya. Ben seni Alper ben seni çok özledim oğlum. Senin yokluğun evde hissediliyor falan filan yazdım. Sakin anne, sakin. Daha bir gün oldu yazmış sabah. Bana mesaj atmış. Hatta Alper şaytı beni güldürüyor. Şimdi abim yok ya. Bir bardak koymayacağım. Hadi bardakları koy. Kahvaltılıkları çıkar annem. Çay bardağı her şeyi koy. Ben de o arada bir makineye çamaşır ayarlayıvereyim. Aa, suya bakmadım ama su kesik mi? Ay! Kızım. Aa! Annesinin kuyruğu. Suya da bakmadım. Su akıyor mu akmıyor mu? Bu su kesintisi yüzünden. Bak şeyde kirli sepetinde çamaşırlarım birikiyor benim. Aynen Nilay'ı babana ver. Şu sofrayı silkele kızım. Bir tane bayramlık hediye etmek istiyorum. Kime? Kızım sen hediyeyi kabul et. Tamam. Bak sana vermek istiyor ona. Aylin kullanmadığı için şey, bu küçük eldiven gibi olan parmaklıklar var. Aylin ondan kullanmıyor. Yakup da ona hediye etmek istiyormuş. Anne diyor ona hediye etmek istiyorum, almıyor diyor. Şöyle açalım. Şey bir hava var. Ne derler? Şurayı açayım da karanlık oldu. Güz havası. Güz. Tam bir güz havası var. Şimdi makineye çamaşır atayım. Biraz var makinada. Dün akşamdan koymuştum. Çocukların üstünü başını çıkarttıklarını falan filan. Gerisini de
Bugün tamamlayalım. Yine renkli atacağım zaten de. Sonra da çarşıya gidip geldikten sonra da koyu renklileri atarım. Neyse ki su, yani su akıyorken çamaşırımı atmam lazım. Bak bak. Nilay Hanım geliyor. Nilay. Nilay. Aa. Aa, bir de böyle gelir. Bir de şimdi Nilay'da bu var. Şaşırma şeyi. Aa, şaşırıyoruz. Ne görsek şaşırıyoruz. Aa, verdiğimiz tepki böyle. Nilay. Bir dakika. Anne. O beyaz şeyi attın mı? Neyi? O gün babaannem bile gittiğimizde. Yok, dağıtmadım kızım. Onu beyazlarla atacağım. Daha beyazlara sıra gelmedi. Beyaz var ha. Anca yarın sıra gelir beyazlar. Bugün koyu renklileri de atarım. Beyazlarda. Bakayım gene de çekmecede beyazlar ne durumda. Ona göre atarım. Nilay. Bir şaşır bakayım. Aa, de bakayım kızım. Ah, yeter, dol şeyde de var. Bakayım önemli bir şey var mı? Ha, var, evet. Alper'in eşofmanı var. Bir tane de Aytun eşofmanı var. Önemli olanları koyayım da ben. Nereye Nilay? Nereye aşkım? Ne diyorsun Aytun? Bir şeyler söylüyorsun ama anlamadım öyle. Oh, burada dolanmıştım. Acil yetiyor. Ay yarabbim. 2-3 gün makineye çamaşır atma. Yemin ediyorum. Evde böyle. Kız, ne yapıyorsun orada? Almış çorapları da eline. Gel bakalım. Hop! Bana kızı var. Oy! Oy! Aşkımsın sen. Beni babaya vereyim mi? Ara! Üç yumurta var ara. Yok. Bu aşırı da var. Koydun mu oğlum her şeyi? Yapıyor kız. Yapıyor sen. Şunları makinanın önüne götüreyim ben. Dört. Hadi bakalım makinaya çamaşırları ayarladık. Yakup, buranın ışığını kapat Yakup, ellerim dolu. Ne oğlum? Yumurtayı mı kırdın? Ellerini yıka. Hadi ben gidiyorum. İşim bitti. Her şeyi hazırladın mı? Ellerine sağlık. Canlar, sizi şöyle bir makineye, çamaşırlara da atayım. Şöyle koyayım size. Gidiyor.
Nilay hala şaşırıyor içeride bir şeylere. Aa! Sesi geliyor. Allah'ım. Her gün bir oyun öğreniyor. Her gün bir şey öğreniyor şimdi. Bir de abileri, ablası falan da sürekli öğretiyorlar. Aa! Diyor. Şimdi açma zaten aynı. Sen hazır et. Abla bu senin olsun. Bu da bitti gene. Abla bu senin olsun. Yakup. 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 Hayır. Yakup. Anneciğim bunu dışarı koyar mısın? Yakup. Kapıya koy, şöpe atarız. Yok şimdi çıkma yola. Yola çıkma şimdi. Ayakkabıların olduğu yere koy. Ben ne diyorum Yakup? Laf dinle oğlum. Biz kahvaltı yapana kadar bir tane kahvaltı yapana kurutmaya atar çarşıya gidiyorum. Şimdi canlarım şöyle koyayım. Bakayım her şeyi hazırlamış mı Aytu? Her şeyi koymuşum. Kahvaltıları koymuş. Bunu koymuş. Bu sütleri niye böyle bu şekilde koydunuz? Çatlatacaksınız kabı şeyi. Ama kapı. Zaten şuradan yırtıldı gitti. Peynir vardı galiba o şeyin içinde ama şimdi peynir doğrayayım ben. Bu bitti galiba değil mi? Evet, bu peynirimiz bitti bizim. Örgü peynir. İki parça bir şey kalmış artık. Bitirelim onu sofrada. Şu da bitmiş zaten de. Bir de şu pekmez. Şöyle pekmez ya. Nilay'a kahvaltının sonuna kaşıkla veriyorum. Kadar yavaşsın. Ben şimdi yumurtayı kaldırmıştım, ters çevirmiştim yani. Sen yaparsın adamım. Ne kadar yavaşsın. Ay. Bak bunları ayrı bilerek koymadı. Niye? Dedi annem ilaç konusunda. Hayatım yalan söylemeyi de beceremiyorum ya. Dedin yalan mı söylüyorum şimdi? Beceremiyorum diyorum zaten. Yalan mı söylüyorum şimdi? Annem ilaç konusunda dedi. Sonra ben de dedim ki bana Barbie aldım azıcık. Ben de bir etkiliyim dedi. Öyle de. Çağırın mı Ayli? Ayli! Gel bakayım buraya. Ayli! Ayli! Çabuk! 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 Hani çorapların giydirdiniz mi geri? Çoraplar aldı mı? Nerede çoraplar? Yerdeydi. Çoraplar oyuncak sepetinde. Tamam mı Yakup? Oyuncak sepetinde bitti çoraplar mi? Ablası. Oyuncakları geri giydirir mi misin çoraplarını? Bak orada da var köşede. Ama ayağı sıçacak. Ya yerde bak köşede var. Yakup.
O yeri bu pamuk pamuk ayakları. Oy oy oy. Tamam, elindekini bırakarak geleceksin. Bak o köşede yerde bak, kaç köşede. Topladın mı annem bütün her şeyi? Ali de şurada İsa'yla ilaç almış. Ya bak şeyin altına bak. Kendisinin. Ali. Ne için? Kalsiyum bu. Ayağın için. İyi. Sen şeye mi söyledin? Doktora mı? Sağlık ocağına mı? Benim de aklıma geldi de o. Hatta ben de baksana. Benim ayaklarım ağrıyor diyorum ya sana, şu ayak aşıp yerim. Acaba bundan içsem iyi olur mu? Günde bir tanedir ya. Günde bir. Ama bu biraz şey bozuyor. Niye? Ben işte çok içemiyordum hamileyken. Karnım bozuluyor biraz. Bir denersin artık. Yani belki hamile olunca farklı oluyor. Hani belki ondan dolayı da olabilir. Bir tane ilaç almış doktor da niye? O da böyle biraz benim hamilelikte içtiğim bir ilaç. Bağırsakları çok bozuyordu. Belki hamileli olunca hani bazı ilaçların etkisi farklı olur. Ama hamile olunca farklı olur. Kadına ayrı olur, erkeğe ayrı olur etkileri. Artık deneyip göreceğiz. Şu sofrayı hemen toplayıverim, tepsiyi. Tepsiyi toplayacağım canlar. Sonra biz şöyle bir çarşıya gideceğiz. Bakalım. Yani artık sonunda alacağım dediğim şeyi gideyim de alayım ya. Ya halı bakacağım demiştim ya arkadaşlar. Halı alacağım diyorum ya ne zaman diye. Artık bugün gidip alalım diyorum. Hani gidip bakacağız tabii ki, beğendiğim bir yer olursa birkaç yere bakalım. Bugün sırf halı için çıkıyoruz yani dışarıya. Halı almak için artık. Yani artık bugün market için, pazar için, çarşı için değil. Sırf halı almak için çıkıyoruz evden. Nereye gitsek bilmiyorum. Bir çarşı içinde, bu bizim Mursaloğlu, bizim diyorum yani İskenderun'da Mursaloğlu Lisesi'nin orada bir tane halıcı vardı. Çok da güzel halıları vardı. Oraya bakabiliriz. Ev Tura bakabiliriz. Ev Shop'a bakabiliriz. Ondan sonra şu üst geçidin oraya doğru giderken bir tane halıcı var ki benim diğer bu evdeki bütün halıları aldığım yer. Oraya da bakabiliriz. Açıkçası stresliyim de biraz. Çok da yani halının şeyinden çok da anlayan biri değilim kalitesinden. Hani birçok şeyin kalitesinden anlarım da halıya gelince çok da anlamıyorum halı kalitesinden. Kötü bir şeye de düşmek de istemiyorum, ondan da korkuyorum çünkü gerçekten halı yanıltıcı oluyor. Şimdi az çok biliyorum, mesela geçen bir yerde ben böyle bir halı gördüm, baktım dedim yok yani kalitesiz belli canım, kalitesiz halı belli ediyor kendini ama bazı halılar da var ki böyle kaliteli görüyorsun, ha diyorsun çok güzel işte tüyleri yumuşacık falan filan, ay tamam diyorsun bu iyi bu güzel, ya sonra bir iki yıkamaya halının tüyleri yatıyor, yapışıyor birbirine. Öyle bir halıya da düşmek istemiyorum. Yani çünkü bu alırsam eğer ben bugün üçüncü salon halım olacak. Üçüncü değil, şöyle üçüncü. Yani ilk evlenirkenki halım kayınvalidemin vakti zamanında Ali'ye çeyiz düzme amacıyla aldığı bir halı. Eski halılardan. Hani senelerce onu kullandım. Hala duruyor benim o halım. Aşağıda sarılı bir şekilde duruyor. Kullanmıyorum artık. Ha ileride büyük bir evim olur yeniden. Belki öbür evimize göçeriz sonra ilerleyen senelerde. Yine o zaman kullanırım. Belki de hiç kullanmam. Vallahi aşağıda duruyor ama öyle duruyor yani. Köye falan gönderirim belki. Artık böyle şu kesme halılardan kullanılıyor. Yıkaması rahat. Temizliği kolay yani. Yani bizim İskenderun'a gidiyor. Bir de benim evim hep parke. Diğer ev de parkeydi. Burası da parke. Çok öyle yani betonla parke arasında bayağı bir fark var. Beton olduğu zaman şey oluyor.
şöyle yapayım hemen çıkacağız çünkü beton olunca soğuk oluyor. O zaman kalın halı gerekiyor. Ama park olduğunda böyle ince halılar yeterli geliyor. Yani artık ben öyle kalın halı kullanacağımı da sanmıyorum ama lazım olursa kullanırım. Lazım olmazsa da köye falan gönderirim belki ya da bilmiyorum işte. Bakarız. Her neyse. Dediğim gibi ilk halım o. Kayınvalidemin Ali'ye aldığı halı. Salon halısıydı. Sonra iki tane de benim Isparta halım vardı. Onları da kullanıyordum. Ondan sonra ben bu benim koridora serdiğim, mutfağa serdiğim bu şey halılar var ya. Şu renkli halılar. Onlardan salona halı yaptım ben. İki parça aldım. Birkaç sene onları kullandım. Ondan sonra onları kestirip salon, koridora ve mutfağa halı yaptırdım. Kestirdim onları. Şu anki kullandığım salon halımı kullanıyorum. Bu da çok eskidi. Artık tüyleri müyleri yattı. Çok kalitesi çıktı bu da. Yani aslında ona bakarsan ilk Ali'nin çeyizinde getirdiği halı. Sonra benim bizim aldığımız renkli halı. Sonra bu kahverengi üçüncü halı. Şimdi halı alsam dördüncü halı olacak bu. Ama artık salona da yeni halı almam gerekiyor yani. Çünkü görüyorsunuz çok yıpranmış, tüy diye bir şey kalmamış artık. Yakından görmüyorsunuz gerçi de. Diğer mesela halılarım, yatak odasına yapraklı halılar almıştım. Şu an evin büyüğü, burası büyük olmadığı için onları hiç kullanamıyorum. Hepsi yıkadık, sardık, kaldırdık. Dediğim gibi ilerleyen senelerde tekrardan büyük eve geçersem ya da kendi evime geçersem öbür evime ya da ne bileyim arka balkonu oda yaparsam falan filan o zamanlar kullanırım işte her neyse. Neyse bir üstümü falan bir değişip bir çıkalım gidelim bir bakalım artık halı alma niyetiyle çıkıyoruz. Bugün normalde hep bizim markette çarşıya pazara şuraya böyle çıktığımızda halıcıları da geziyor bakıyorduk. Ama şimdi bugün sadece ve sadece halı almak için çıkıyorum. İnşallah da gönlüme göre güzel bir halı bulurum bakalım. Videonun ilerleyen saatlerini bilmiyorum yani artık bundan. Yani sonrasını şu anda ben de bilmiyorum. Bakayım alabilecek miyim alamayacak mıyım? Bakacağız. Şimdi ne giyelim? Artık hava serin. İnce yazlık şeyleri giyemiyorum. Kıyafetlerimi giyemiyorum artık. Ya yani şunlar. Bunlar artık serin oluyor. Bir de motorla gidiyoruz ya. Bu yeni aldıklarımdan giyeceğim. Evet. Ne alalım ne giyelim. Şu siyahı giyesim var aslında benim. Siyahı mı giysem? Şöyle. Siyahı giyeyim. Şuraya asayım. Bu siyaha uygun desenli eşarplarımdan birini takmak istiyorum. Yeni aldıklarımdan. Hangisini takabilirim? Ha, şunu takasım vardı. Dur bakayım. Şu. Ya da şunu takayım ya. Merak ettim. Dur bakalım. Ne yapıyormuş o kız orada? O kız orada ne yapıyormuş o kız orada? Allah'ım. Yerim ben seni. Yerim ben seni. Bak bak bana öpücük atmaya çalışıyor. Ben ona öpücük atıyorum ya bak. Öpücük attı hadi kızım. Yerim o dudaklarını senin. Oy. Oy. Akıllı kızım benim. Evet. Bunu giymeye karar verdik. Böyle üstüne de bu eşarp. Çok mu koyu oldu kız? Şimdi siyaha. Bu çok mu koyu oldu canlar? Şöyle açayım biraz. Bir giyin bakalım ya. Şimdi bunu taktım bakalım canlar. Hatta bir ara tekrardan dolaba doğru gittim. Başka eşarp mı alsam acaba falan dedim. Sonra geri vazgeçtim. Dedim Göknur bir tak takmadan anlamazsın ama takınca da sanki hoşuma da gitti gibi. Yani şimdi boydan boya siyah olunca eşarp olarak da böyle renkli bir şeyler takayım dedim. Desenli. Bu desen çok hoşuma gitmişti. Yani ben bunu çok hoşuma giderek almıştım. Şimdi bazılarınız desenli yakıştırıyor. Bazılarınız desensiz sade yakıştırıyor. Ama ben her ikisini de yakıştırıyorum kendime. Yani bir kalıbın içine girmeyi hiçbir zaman sevmedim. Yani mesela bana sadece desensiz yakışır deyip hep desensiz düz renk takıp ama böyle o kadar güzel cıvıl cıvıl o kadar güzel desenli eşarplar var ki yani çok hoşuma gidiyor. Yani kendimi bir kalıbın içine sokup da
bana desensiz eşarp gidiyor deyip sadece desensiz eşarp takmıyorum. Yerine göre canım nasıl isterse. Ben desenli eşarpları da çok seviyorum. Şal olsun mesela, şallarda da desenli şalı çok seviyorum. Birkaç tane var desenli şalım. Şimdi yaz sıcaklarında pek takmıyordum. Şal biraz sıcak oluyor yazın. Eşarp daha yazın eşarp daha rahat oluyor. Çünkü bir kere doluyorsun ama şalı iki kere doluyorsun. Böyle bir böyle atıyorsun, bir de böyle tekrardan falan filan. Boynunu yakıyor sıcak ve bizim İskenderun'un sıcağını, yani İskenderun'da yaşayan bilir ancak. Nemini, nem oranını falan ancak İskenderun'da yaşayan insan bilir. Evet, ben yakıştırdım. Şimdi de size arka kameradan göstereyim. Işık falan geliyor, pek anlaşılmıyor. Tamamdır. Evden çıkmadan önce çamaşır makinesi bitti, onu kurutmaya atayım. Ondan sonra çıkayım. Bunun için bana sepet lazım. Sepetlerim dolu. Çamaşırlarım da birikti, anlayacağınız canlar. Çamaşırlar da birikti. Katlanacak bunlar. Akşama ne yemek yapacağım? O da daha henüz belli değil. Bir çarşıya gidelim de şu çarşı işlerini bir halledelim. Ondan sonra bakarız, bir şeyler yaparız tabii ki de. Kıyafetimi de şöyle bir boydan bu şekilde göstereyim. Alta siyah şal, pantolonumu giydim. En çok rahat ettiğim salaş pantolon, biliyorsunuz. Bu bir de kışa girdi. Kış için alacağım bu salaş pantolonlardan. Üste de bu yeni aldığım tuniklerin siyah olanını giydim. Ve bunu taktım. Geçen bir takipçim şey yazmıştı. Göknur, hem eşarpın karışık desenli, hem giydiğim kıyafetin böyle önünde desen var. Karışık boğmuş falan demişti. Bilmiyorum canlar, sizlerin de tabii ki zevklerinize, tercihlerinize ya da bana yakıştırıp yakıştırmadığınız fikirlerinize saygım sonsuz. Herkes değişik değişik takar. Bilmiyorum, bu da böyle burada şey oldu ama çok da uğraşmayayım. Uğraştıkça bozulur. Neyse, ben şu çamaşırları bir hemen kurutmaya atıp çıkalım. Biz gelene kadar kurur en azından. Geçen sene Elsiva'yı 2'de falan çok görmüştüm. Kışlık salaşlardan. Salaş pantolonların kışlık olanından. Bu sene de alırım herhalde. Geçen sene doğum kilolarım vardı ya, almadım. Ya dedim şimdi bu bedene, doğum sonrası bedene göre alırım dedim. Sonra zayıflarım, üstümde çuval gibi durur dedim. Almadım, idare ettim geçen kış. Ama bu sene artık alırım. Gittikçe zayıflıyorum çünkü. Gittikçe zayıflıyorum. Bakınsanıza, o kadar da kalmadı yani. Ha bir de şey dönemi mesela, göbeğim çok çıkıyor benim. Benim bağırsaklarım biraz yavaş çalışıyor. Hızlı çalışmıyor. Bu yüzden de karnımda karnım şiş görünüyor her zaman. Biraz biliyorsunuz, biz hanımların özel dönemleri yaklaştığımızda da karnımızda bir şişme oluyor. Sonrasında iniyor tabii ki. Ondan dolayı da biraz karnım tabii ki çıkıyor ama tabii ki sonuçta 5 tane çocuk doğurmuş bir kadın olarak, artı hepsi sezeryan doğumu olarak olduğu için biraz da ister istemez göbeğim var. Ama en azından yani şu an mesela bu üstündeki siyahla çok aman aman göbek belli olmadı. Bazen tuniklerimin çok dar olduğunu söyleyenler de oluyor. Ben bilmiyorum yani, dar tunikte yani bundan daha bol giyersen yakışmaz ki. Bu tam benim bedenim. Bence tam oldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık. Canlar, şöyle boydan da göstereyim istedim. Böyle işte. Evet, havalar serinledi ve yeni aldığım tunikleri giymeye sıra geldi. Artık yazlık tunik evin içinde giyiyorum ama dışarıda motorla bir yerlere gideceğimiz zaman pek giyilmiyor. Eşarbım nasıl oldu canlar? Güzel oldu bence ya. Mesela bunu aldığım tuniklerin arasında ne renk vardı? Kahverengi, kahverengi değil de kremin kahveye kaçan tonu vardı. Mor vardı. Belki onlarla daha güzel durur. Bilmiyorum. Neyse.
Şu makası da yerine koyayım da. Baba. Baban motoru çıkarmaya gitti herhalde. Annem de şimdi çocukların yanına gelecek. Ay ben bir bardak da su içeyim de öyle çıkayım. Niyeyse bugün susadım. Bulaşıkları falan gelince toplayacağım çünkü. Ali 12'de vardı ya, 12-8 vardiyasından geldi ya, hiç uyumadı. Yani çarşı işini halledeceğiz, ondan sonra uyuyacak. Oh, şükür Allah'ım. Daha şu orkide toprağım bile koyduğum yerde duruyor. Onu da şey yapamadım. Yakup gel gel. Nerede benim ayakkabı? Ay buralarda çok darmadan. Yakup nereye koydun benim ayakkabımı? Buradaymış. Oh be. Ay sabahtan beri daha yeni çıktım dışarıya kızlar. Şunları dün yıkamıştım. Ters çevirdim içinde şey olmasın diye. Su birikintisi hani pas falan yapmasın diye. Ah. İlahi Nilay. O gün burada oturtturuyor babası. Babası şöyle naneye dokundu, kokladıydı. Kendisine de koklattı. Baktı nanenin kokusu güzel. Kendisi de dokunup dokunup kokluyor. Şurada yeni yaprak mı çıkmış desem? Bilmiyorum, anlamadım ama her neyse. Maşallah şu ne güzel oldu böyle. Kırmızı kırmızı. Onların böyle çeşit çeşidi var. Çeşitlerini bulsam alacağım da. Dün buraları yıkadığımda iyice su dökmüştüm ama yeni yapraklar vermiş bakın. Yeni dal vermiş. Maşallah çiçeklerime benim. Şu kaktüsüm de büyüyor bayağı. Küçük küçük yavrular çıkardı. Ne reyhanlarım. Maşallah. Dalından kırıp kırıp ektiğim reyhanlar. Ön balkon, arka balkonda da var. Bayağı bir. Oh mis gibi oldu bayağı bak. Burada bir tane, burada bir tane. İki orada, bir de orada. Üç, bir de arka balkonda var iki tane. Beş. Ay bunları görmüyoruz. Bunları ben buradayım diyor bunlar. Bunlar ben buradayım diyor. Oy güzellerim benim. Oy benim güzellerim benim. Maşallah maşallah bakın. Çiçeğim. Gülüm yine tomurcuk yapmış. Bu da düşecek diye korkuyorum bunu. Nereye koysam acaba? Şurada koyacak yer yok. Tarafa koysam. Orası dolmuş. Bir de bu dikenli olduğu için birinin eline batmasını da istemiyorum. Bu da yamuk yamuk gidiyor. Allah'ım. Bu büyümeye başladı sonunda. Resmi abladan almıştım bunu. Bu hele bakar mısınız şunun uzunluğunu görmüyorsunuz değil mi? Bu tarafa vermiyorum çünkü çocukların ele dokunur diye. Küs küs. Küstüm sana küs küs. Şu seramik saksıma böyle biraz daha toprakla doldurup aranjman yapacağım. Ama bir türlü işte fırsat bulup da yapamıyorum. Ona sıra gelmiyor. Canlar. Bir ayakkabımı giyeyim. Gidelim bakayım. Alabilecek miyim, alamayacak mıyım? Güzel bir desen bulabilecek miyim, bulamayacak mıyım? Çeşit o kadar çok ki insan ne alacağını da bilmiyor. Dünden hep yıkamıştım buraları da. Hep böyle temiz kalsa ne var? Temiz kalmıyor. Mahalle berbat oldu rüzgardan. Şimdi şurada bir halıcıya geldim de şu nasılmış? Şuna bir bakayım. Bunlar şey kalın ya. Çok kalın böyle değişik halılar. Kahverengili mavili. Kedi yatıyor halının üstünde. Hayırlı işler. Hello.
Sen şunu minnoşa bak. Hiç rahatsız etmeyelim. Uyusun. Böyle kabartmalı almayacağım. Bunların aralarına girer kırıntı. Evet, kabartmalı çünkü bakıyorum hepsi kabartmalı var. Şundan da vazgeçtik zaten. Bu iyi değilmiş. En az 100 kişi mesaj attı bana. Bu halılar hiç iyi değil diye. Diğerlerine de şöyle bir bakıyorum da. Dur. Kimse yok mu? Halıcı, bu çok ince. Bak bunlar ince mesela. Bunlar olmaz. Gitmez. Halıcıya geldik ama kimse yok. Öyle ne zaman okunuyor. Şimdi başka bir halıcıya geldik canlar. Bakıyorum şöyle halılara ama karar vermekte de ben zorlanıyorum. Güzel halılar var dedin de sen hangisi? Örümcek adamlı halı var dedim. Ha, örümcek adamlı mı dedin? Ben de güzel halılar var anladım. Bak bunlar sert. Aha. Tüyü sert. Yani sana duyma uydurur müsaade. Örümcek adam da yani güzel halı arasında çok fark var yani. Motordayım ya, ses böyle rüzgarın sesi falan anlamamış olabilirim. Şu nasılmış? Tek. İçeriye girelim bakayım be. Vallahi burada da çok halı çok da. Amca bir telefon görüşmesi yapıyor, bırakamadı. Biz bıraktık artık, çıkıyoruz. Karşıya geçeceğiz. Şimdi başka bir yere geldik. Benim o şu an salondaki halımı aldığım yere geldik. Oraya bakacağız bakayım bir. Şuralara da bir gezsek iyi olur çıkmışken. Şimdi bu halıcıdan da çıktık arkadaşlar. O kadar çok çeşit var. O kadar çok çeşit var ki. Yani ne diyeyim. Karar vermek de zor. Şimdi bazılarının deseni çok güzel. Bakıyorsun, aa diyorsun, bunun deseni çok güzelmiş. Ama şey, kalitesi güzel değil. İncecik ya, kağıt gibi halı mı olur Allah aşkına? Kağıt gibi bildiğiniz. Sert, karton gibi. Bazısına bakıyorsun, yeri çok güzel. Tüyleri yumuşacık ama deseni güzel değil. Ya da yani senin şeyine uymuyor, oturma grubuna, salonuna uymuyor. Ya da çok açık renk, çok aşırı açık renk istemiyorum. Çocuklu eve gitmiyor. Bakalım gri tonlarında düşünüyorum ben ama şimdi çarşı içine bir gidelim bakalım. Neredeydi? Şurada bir yerdeydi. Şu sıradaydı. Sanki öyle hatırlıyorum. Bu sırada bir yerde değil miydi ya? Neyi? Alıcı, yeni alıcı açmış da. Buralarda bir yerde mi? Bir tanesinde baya büyük bir şeydi vardı da neredeydi onu şimdi. Sen onun adamın dediği yeri anladın mı? Sen buraya gidelim o zaman. Başak Aracan'ın orada. He. O Başak Aracan'ın karşısında var o mu? Acaba? Karşısında, sitenin karşısında. Daha ileride sitede var. Orada da 3-4 tane var. Ben bir tane belki de büyük yer gördüm de.
burada bir Kerkezoğlu Ticaret diye bir yer varmış. Tesadüf gördük şimdi burayı biz. Buraya bir bakalım bakayım. Ha? Oo, halı çeşidi çok burada. İstemediğin kadar var. Bayağı büyük bir mağaza. Canlar Modern Evler tarafına geldik. İskenderun Çarşı'yı bitirdik diyebilirim. Çarşıda Mursaloğlu'nun orada büyük bir halıcı vardı. Orası taşınmış buraya. Tarif etti adam da. O tarif üzerine geldik. Burada da çok çeşit var. Demin çok büyük bir mağazaya girdik de. Bilmiyorum, ben mi seçemiyorum, beğenemiyorum. Nedir ben de anlamadım ama. Yani hep açık renkler, açık tonlar var. Ben de açık ton istemiyorum. Koyu tonlar, koyu ve açığın karışık olduğu tonlar istiyorum. Kiminin deseni hoşumuza gidiyor, kiminin yeri kaliteli değil. Bakalım, hadi buraya giriyoruz. Bismillah diyeyim yine. Evet, şimdi de buraya giriyoruz bakalım. Böyle siyahlı, beyazlı, griyli desenler var. Bir de inşaat var burada. İnşaatın sesi geliyor. Nasıl? Burası böyle kahverengiler falan. Kahverengi tonları da güzel. Gri'nin tonları da güzel. Ama hep şöyle kabartma desen ve sert. Ben böyle sert istemiyorum. Yumuşak olsun istiyorum. Bu kabartmalıların çok nadir. Bak mesela bunun birazcık yumuşakmış. Çok az yani. O da çok da değil yani. Heh. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Geldiğimiz yer mi oraydı? Evet. Bir tane paça karacan da var. Bir de paça karacanın ön tarafında var bir de. Ozan Tatlı. Küçücük kulübesi var. O da tenekeden mi yapılmıştı? Canlar, bir halıcı daha bulduk. Evet, bugün gezmediğimiz halıcı kalmadı. Buraya da bir girelim bakalım. Aa, bak bu güzelmiş ya Ali. Evet. Ama çok ince galiba gene. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sert değil mi? Bunun böyle yumuşak türlüsü var mı aynı bu tonda? Var bunun... Gri mi arıyorsun abi? Siyah mı arıyorsun? Yani böyle kiri fazla belli etmeyecek tarzda bakıyorum. Bu var abi. Yumuşak. Yok, bir de orada siyah var. Yok, böyle değil abi, onlardan değil. Şunların biraz daha böyle kendi üzeri yumuşak oluyor. Nasılydı abi? Ya şu halıyı beğendik biz. Bakalım. Önce şu halıyı beğendik. Sonra çok çeşit var. O kadar çok çeşit var ki. Sonra şunu beğendik. En azından yeri kalitesi güzel. Şimdi nece hani halılar var. Çok güzel. Deseni var ama kalitesi yok. Mesela kahverengi tonları çok daha açık değil. Ha. Ne oldu? Yok mu? Canlar, çarşıdan eve geldik. Koyar mısın onu eve?
Onu eve koyar mısın anneciğim? Canlar, şimdi komşum çağırdı. Onun yanına gidiyorum. Bu arada biz halıyı aldık. Sonunda aldık. Böyle kaç dükkan gezdim hiç bilmiyorum ama ben yani 10 tane dükkan gezmişimdir. Gerçekten çok değişik halılar çıkmış. Sizlerle bunu sonra uzun detaylı konuşurum. Halımızı aldık. Artık yarın gösteririm. Yarın böyle kestirdi, ovarlığı falan yapıldı. Eve getirdik halıyı. Ama şu anda bugün seremem. Çünkü kirli halı kalkacak. Yer süpürülecek, silinecek ve ben koridorun, yatak odasının, mutfağın, çocuk odasının halılarını değiştireceğim. Temiz halılar sereceğim. Ondan sonra yeni aldığım yeni temiz halıyı salonuma sereceğim. Bunu da yarın yapacağım. O yüzden yeni halıyı yarın göreceksiniz. Fiyatı 1575 lira. Yani 1600 diyelim. O kadar dünyanın da yolunu gezdik çünkü. 1600 TL diyelim. 6 metrekare. Yarınki videoda göreceksiniz inşallah. Sonunda salonuma bir halı aldım. Ama o kadar çok desen var ki, yani nasıl söyleyeyim size, karar vermek çok 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 zordu. Çamaşır makinesinin fiyatı. İkisini alasana 4 TL ödermek. Anne gel orada rahatlıyor. Hem de abim bir gelsin bir araba yapayım. Abi. Çıkar. Anneciğim bu key mi? Okey. Key mi bu? Kitabın. Daha ardından bunun hepsi ne? Bakayım. K. Leke. En baştaki K ya. K ama. Kelek. Kelek. Aferin. Kelek. Aferin oğluma. Bunu okuyalım. Tal. 500 sayfalık kitabın 199 sayfasını okuyanlar kitabı bir tek kaç sayfaya kaldı? La, talak. Hadi devam et oğlum. Bunu okuyalım. Talak mı? Çek talak. Bakayım elini talak. Çek görün. Talak değil, hayır. Bir daha bak. Bir daha bak. Tak. 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 Takla. 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 Talak diyor. Takla. Takla. Devam et. Devam et hadi. Hadi devam et anneciğim. Kelek. Bu kelek, bu takla, bu ne olur? Kek. Kelek. Kelek diyorum yani. Nilay. Nilay. Ne bakıyorsun sen öyle kız? Sen apu. Bak bak bir de tükürüyor bize. Bir de bize tükürüyor. Öpücük at aşkım. Öpücük. Yap. Hani Alper abi nerede? Alper abisiyle şimdi görüntülü görüştük. Abisine öpücük atıyor. Yakup, verme ağzına öyle. Yakup, yapma oğlum. Oy, oy, severim seni. Oy, öpüyor abisini, öpüyor. Canım benim. Sarıl hadi kızım abiye, sarıl. Hadi sarılalım. Oh, ne güzel. Bak, bu da seninle sarılmak istiyor.
Yavaş onun. Hayır hayır hayır. Yakup onun kolları şey olur. Yakup aslında o baksana bir şey söyleyeceğim. O ablanın o Barbie bebeklerini çekmeceye koysan onun kolları falan çok tehlikeli Nilay için. Çok yaşa. Çok yaşa aşkım. Hapşı. Ben de hapşı. Nilay'a çekmeceden peluş oyuncaklar versene abisi. Aferin. Neydi soru? Aferin. Ne? Bu sefer soru ne? A, B, C, D var. Bak şöyle. 500, 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
getiririm, getir. Aşkım benim, meleğim. De çoraplarını çıkarmaz mısın? Çıkarma çoraplarını. Hayır. Bak çıkardı. Bak bak bak. Ama o diğer çorapta çıkardı. Bak. Çok komiksin kız. Ama neden çıkarıyorsun çoraplarını Nilay? Niye çıkarıyorsun? Bak bana tükürüyor, görüyor musunuz teyzeleri? Arkadaşlar bakın, ben de çıkardım. Bak ya. Bak ya. Abisi sinirlendirme. Abisi sinirlendirme. Kızıyor bak. Şimdi sen o çorapları çıkardın. Ben gelirim, o ayakları, o fasulye parmakları ısırırım. Isırırım o parmakları. Isırayım mı? Pamuk pamuk ayaklar. O pamuk ayakları ısırırım ben. Anne. Aşkım. İlla bu çocuklar çoraplarını çıkarıyorlar. Şimdi bazı takipçilerim çorabını çıkarıyorsa kilotlu çorap giydir demiş ama daha kilotlu çorap giydi. Yani pijama altından kilotlu çorap giydirecek hava yok daha. Şu an daha ince kıyafetler giydiriyorum. Kilotlu çorap giydirip üstüne de tekrardan pijama giydirdiğimde çok sıcak olur. O yüzden çorap zaten evin içi sıcak. Öyle soğuk yok daha. Çorabını çıkarıyor. Biz giydiriyoruz. Çıkarıyor. Biz giydiriyoruz. Evet, Aylin de çıkartmış çorabını. Yakup çıkarıyor çorabını. Sıcaklıyorlar. Çünkü o kadar soğuk yok daha bizim buralarda arkadaşlar. Yani soğuk olsa klimayı çalıştırırız daha. Klima falan çalıştırmıyoruz. Ama Kasım'ın kaçı bugün? 12'si. 12 Kasım. Ya şöyle bir hafta sonra falan havalar artık soğur. 15 gün. 13 gün. Aferin sana be. 14 gün. 26'sında ya. 26 Kasım ya.